Bu depremi gündemimizde tutmamız lazım, bunu dile getirmemiz lazım diye de söylemiştiniz. Bazı insanlar da şöyle bakıyor, ya korkutmasak mı acaba diye. Fakat ben kişisel olarak söylüyorum, korkmamız gerekiyor. Çünkü korkmadığımız için kentsel dönüşümler gerçekleştirilemiyor, binalar kontrol edilemiyor. Bunlarla ilgili yapmamız gereken, almamız gereken önlemler yapılamıyor kanaatindeyim. Sizce korkup meselesiyle ilgili düşünceniz nedir? Evet hiç kimseyi tedirgin etmek istemeyiz. Asla korkutmak gibi de bir niyetimiz yok. Ancak bazı gerçekliği de mutlaka hem benim söylemem lazım hem de insanların da bu konuda gönlünün biraz daha rahat olması lazım. Bir kere Türkiye bulunduğu konum itibariyle Himalaya'lardan başlayarak Alplere doğru uzanan hatta en riskli 5 ülkeden birisi olarak literatüre girmiş durumda. Aynı zamanda bizim gerek ana üzerinde, gerekse denizlerimizde son 100 yıl içerisinde 6 ve üzerindeki şiddette bir deprem için yıkıcı depremler diye tarif ediyoruz. Yıkıcı deprem sayısı tam 226. Yani senede neredeyse 2 veya 3 tane ya denizlerimizde ya da ana üzerinde altının üzerinde şiddetli bir deprem oluyor. Anakara'da olan deprem sayısı ise altının üzerinde şiddetteki deprem sayısı ise 60. Yani e, her bir buçuk senede bir yıkıcı bir deprem oluyor. Biz hepimiz bilelim ki Türkiye bir deprem ülkesidir. Nokta. Bunu hiç tartışmaya bile gerek yok. Aslında hocalarımız çalışmalarında şöyle de bir takım rakamlar veriyorlar. Diyorlar ki birinci ve ikinci derecede deprem bölgesi Türkiye'nin yüzde 66'sı. Nüfusumuzun da yüzde %70'den fazlası bu bölgelerde yaşıyor ama. Fakat böyle diyerek geri taraftaki %30'luk bölümün de çok emniyetli olduğunu söyleyemeyiz. Her tarafta her an olabilir. Sabahleyin ben mesela e, Ankara'daydım. Konya, Kulu'da olan depremi ben hissettim. Çoğu Ankaralı hissetti. Evet. E, ve her tarafta evde bir takım avizelerde falan oynamalar olunca deprem oluyor herhalde bir yerde dedim. <laughs> Sonra baktım ki kul cool olmuş. Halbuki Konya, Nide, Kayseri o civar çok emin bir bölge olarak gözükür. O haldeyken buralarda da deprem üretebilen fayların olduğunu bilmemiz lazım. Yani bunu şunun için söylüyorum. Efendim şuralar çok riskli. Doğru risk olan bölgeler var. Şuralarda biraz emin bir şey olmaz falan diyemeyiz. Türkiye resmen bir deprem ülkesidir. Ama birinci derecede ama ikinci derecede. Ama çok üretiyor ama az üretiyor. Böyle bir riskimiz var. Peki en riskli yerler neresidir derseniz net bir haritamız var. Arkadaşlar getirebilirler mi bilmiyorum. Tabi tabi şöyle Literatürde yapalım. Literatürde çok Zaten uygun bakalım, sizin Bu konuyla ilgili e, diğer rakamlarınız da açıkladığınız rakamlar da çok etkili. Arzu ederseniz hem deprem haritası üzerinde e, konuşalım. E, Olabilir. Oraya geçelim e, müsaadenizle. Öyle mi efendim? Evet. Peki. Evet. Bu Türkiye'nin deprem haritası. Ee, burada sopamız da var. Bunu da kullanabilirsiniz arzu ederseniz. Evet üç tane çok net buradaki çizgilerden de belli olacağı şekilde bizim e, riskli gördüğümüz yerler var. Aslında şunu itiraf etmeliyim. Bu benim mesleğim değil. Ben nihayetinde özel sektörden gelen birisiyim. Yıllarca belediye başkanlığı yaptım. Ama işin uzmanlarının söylediğine inanıyorum ve onların da söylemiş olduğu bu konuda ne varsa hemen hemen hepsini okumuş birisiyim. Siz bu konuyla ve ilgili uzmanlarla görüştünüz. Uzmanların verdiği raporları incelediniz ve neticede bir bir eylem planı çıkardı. Evet. Evet. Yani bizim bekleyen İstanbul depremi onu detaylıca soracağım. Ona hazırlık yapıyorsunuz. İstanbul hazırlamamız lazım diyorsunuz. Ama aslında biz bir Marmara depremi mi bekliyoruz? Yani sadece İstanbul'u değil, Yalova'yı, Kocaeli'yi, Gölcü'yü, Kırklareli'ni elini etkileyecek bir deprem mi bekliyoruz? Aslında biraz onu bekliyoruz ama şundan dolayı başlangıç noktası neredeyse burası gibi. 1939'da burada bir deprem olur. Erzincan'dan devam ederek daha sonra e, Bolu'ya kadar uzanan şu hatta defalarca kırılmalar olur. En sonunda 99'da Kocaeli'nde hepimizin bildiği e, Gölcük, ya da, ya da Gölcük Adapazarı depremi gibi. olur. Ve şu açıklarda şu anda kırılma bekleniyor. Şurada adalarımız var. Bu adaların önünde özellikle B segmenti diye tarif edilen ortalama 450-500 yılda bir kırılan bir hat var. Buraya kadar şu hat uzanmış vaziyette. Tamam. Peki yaşadığımız arada... diğer hat neydi? İşte Doğu Anadolu fay hattı dediğimiz. Bu evet, affedersiniz. İstanbul'lu. İstanbul, bunu demin tarif ed ediyorsunuz diye yönetmenimiz getirdi. Doğru. Şimdi beklediğimiz kırılma bu daire içerisinde alınan yerde yaşanacak anladığımız ki. Şu gibi. kırılma yaşandı. Gölcük depremiyle. Evet. Peki. Ve şimdi buraya gelmiş gibi gözüküyor. Daha önce yaşanmış olan depremlerde 557 senesinde bir deprem yaşanmış. Sonra 989'da yaşanmış. Aradan 432 yıl geçmiş. Sonra 1509'da yaşanmış 520 yıl sonra ve şimdi 1509'dan 2023'e geldik ve arada e, şurada 450-500 yıl gibi bir aralıkla kırılması beklenen hat şuranın üzerine 500 koyduğunuzda 2009 ediyor ki 520 yıl koyarsanız 2029 ediyor. Yani Uzmanların durmadan 2030 yılına kadar büyük ihtimalle deprem olacak dedikleri noktada biraz buradan hesaplanarak tahmini bir sene süresi üzerinde söyleniyor. O da adalar açıklarında diye gözüküyor. Şimdi bir dakika. 2029 yılına kadar yani 6 yıl içinde biz bir deprem bekliyor uzmanlar. Şöyle buradaki sayı aralıklarına, sene aralıklarına bakarak bu söyleniyor. Ama şunu çok rahat söyleyebilirim. Biraz sonra 10 saniye sonra da bir deprem olabilir. Çünkü süre dolmuş gibi gözüküyor. Veya 20 sene daha deprem olmayabilir. Onu bilemiyoruz. <laughs> Yer altında bir hareketlilik var. O hareketliliğin uzantısı olarak bilim adamları bunu hesaplıyorlar. Ama hangi tarihte e, olacağı hususunda net kimse bir şey söyleyemiyor. Tahminlere dayalı olarak söyleniyor. Tahmini olarak da 2030 yılına kadar burada bir kırılma olacağını bilim adamları söylüyorlar. Bunun da şiddetinin Yedi buçukun üzerinde olacağı gibi şeklinde bir düşünceleri var, bilim adamlarının. Bu konunun uzmanlarının söylediklerini ben aktarıyorum sadece şimdi. Evet. Beklenen kırılma düz kırmızı çizgi mi nokta nokta olan nokta yerler. Nokta olan yerler, evet. O zaman şimdi burada bir deprem yaşanacaksa denizde. En riskli yerler neler diye çok soruluyor değil mi? Evet. Hı Buraya abi. en yakın yerler. Buraya en yakın yerler. Bunun biraz daha uzadığını düşünün. Hattın devam ettiğini düşünün. O zaman e, Marmara denizine bakan ilk cephelerde bir sıkıntı olduğunu rahat söyleyebiliriz. Geriye doğru geçildiğinde, arkalara doğru gidildiğinde, biraz mesafe uzadığında, biraz daha emin gibi gözükebilir. Ancak şunu söyleyebilirim. Bu Marmara denizine bakan cephelerde 99'dan sonraki yönetmeliklere uygun olarak yapılmış binaların hiçbirisinin ben etkileneceğini düşünmüyorum. Yani 99'dan sonra e, çok daha böyle emniyeti ön planda tutan bir yönetmelik geliştirildi. O yönetmeliklere harfiyen uyarak zemin etüdünü yapmış. Buna uygun olarak statik hesaplamalarını çıkarmış. Ve bina yapılırken e, sıfır toleransla bina yaptırmış olan birisi 10 katlı da yapsa, 20 katlı da yapsa, 30 katlı da buraya bakan cephelerde hem de en yakın cephelerde bina yaptırmışsa Emniyetli bir şekilde evinde oturabilir, hiçbir şey olmaz. Ancak arka taraflarda diyelim, 10 kilometre daha geride, belki de deprem şurada olacaksa 20 kilometre ötede şurada bir bina. 70'li yıllarda, 80'li yıllarda yapılmış, rastgele, o makinaların olmadığı, beton makinelerinin, demir e, kullanımının çok daha basit yapıldığı ortamda, üzerine de bir iki kat kaçak yaparak, bir şey olmaz canım diyerek devam etmiş bir binada her zaman tehdit altındadır. Bu depremde e, mesela Gölcük, Yalova, e, o bölgelerde etkilenmeyecek mi? Çünkü Haliyle, Gölcük depreminde e, İstanbul etkilendi, Avcılar etkilendi. Bu, bu aynı şekilde diğerlerini de etkileyecek. Etkilenmemesi mümkün değil şundan dolayı. Şimdi e, en son yaşadığımız 6 Şubat depreminde nihayetinde bizim bildiğimiz işte Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay diyelim. Ama mesela bir önceki harita gelirse orada rahat söyleyelim bunu. Türkiye haritası geldiğinde Şimdi bizde bu son depremde en fazla etkilenen yerler Hatay değil mi? Evet. Kahramanmaraş, evet. Malatya, Adıyaman. Evet. Şu arası değil mi? Evet. Fakat Gaziantep'in yakın ilçelerinden ikisi yok oldu neredeyse. Nur'da. Yıkıldı. Kilis etkilendi bundan. Adana etkilendi. Osmaniye etkilendi. Ee, burada Elazığ bundan etkilendi. Diyarbakır etkilendi çevresi. Kayseri'nin uç, e, Kahramanmaraş'a yakın olan ilçesi... Mesela şurası Kayseri, şuradaki ilçeler etkilendi. Halbuki şurada olan bir depremdi bu nihayetinde. Çevresinde en yakın yerlerde fazlaca etkileniyor bu işte. Haliyle İstanbul'da da şurada olacak bir deprem, şurada olacak bir deprem, burayı da etkileyecektir, Kocaeli'nde etkileyecektir, İstanbul'da etkileyecektir, <laughs> Bursa'da etkilenecektir. Etkilenmemesi mümkün değil. Tamam.